Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim, izleyicilerim. Geçen haftadan kalan dersimize devam ediyoruz. İki haftadır düğünü çeşitli yönleriyle ele aldık. Bu hafta inşallah bitirmeyi arzu ediyoruz ki diğer konuya geçelim. Bu hafta da dedik ki sünnete göre düğün. Düğünde neler olmalı, neler olmamalı. Yani yaptığımız işlerin hangileri doğru, hangileri yanlış. Yanlışlarımızı e, ya işte çocuğumu bir defa evlendiriyorum deyip geçiştirmek yok. Madem ki başta Allah'ın rızası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet senyesiyle kızı istedik. Allah'ın emriyle bir aile temeli, aile yuvasının temelini atıyoruz. Onun için dedik ya, ta ömürlerinin sonuna kadar artık o ailede Allah'ın emri, peygamberin sünneti uygulanmalı diyoruz. Evet, ee, bize bazı sorular soruyorlar böyle yer yer. İşte hocam düğünde müğün, müzik olmalı mı, olmamalı mı? İşte gelinlik, kız gelinlik giymeli mi, giymemeli mi? Çalgı çalınmalı mı, çalınmamalı mı? Oyun oynanmalı mı, oynanmamalı mı? işte salonda mı yapılmalı, camide mi olmalı? E, düğünde Kur'an okunmalı mı, okunmamalı mı? Davetiye olmalı mı, olmamalı mı? Böyle bir kısım ilk etapta hatırıma gelen soruları söylemiş oldum. Biz bunlara tabii ki cevap veremiyoruz şu an. Biz bunlara cevap vermeye çalışırsak, arkasından sorular devam edecek ve biz bu soruların içerisinde İşimiz, karımız bu sorularla uğraşmak olacak. Yalnız işte bazıları diyor ki işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında da e, müzik olmuş, işte def çalınmış. O zaman defti, şimdi müzik. E müzik de nasıl bir müzik? Yani şimdi ork denen bir alet var, her türlü müzik çalıyor. Müzik olursa, müzikte dikkat etmemiz gereken bazı konular var inşallah e, hızlı bir şekilde onları sizlere arz etmeye çalışacağım. Müzik konusunda genel ilkelerimiz ne olmalı? Bir defa şunu söyleyelim. Düğünde müzik, yemekte tuz ne miktardaysa e, düğünde de müzik o miktarda olmalı. Ama maalesef bizim e, müzik e, düğünlerimizde müzik veya mevlid artık ne denirse ona e, kimse bizden kızmasın, darılmasın maalesef çok önemli bir yer almaya başlamıştır artık. Gerekirse davul zurna, gerekirse efendim müzik, ork, gerekirse efendim e, mevlit konusu. Aslında e, bunun ölçüleri olmalı. Dedi ki ya eğlence, eğlence, düğünde ne kadar olmalı? Bir yemekte tuz ne kadarsa düğünde de eğlence o kadar olmalı. Evet, müzik konusunda Genel ilkeler olarak dikkat etmemiz gereken konuları hocamız ele almış. Onlardan ben size aktarmaya çalışayım inşallah. Müzik, eğlence, mizah müminin vakarını zedelememelidir. Hayatın küçük bir parçasında yer almalıdır. Yani müzik olacaksa da müminin yani Allah'a iman eden insanların, Müslümanların vakarını zedeleyecek, onları aşağılayacak, onları küçük düşürecek, onların haysiyetiyle oynayacak efendim dini duygularını istismar edecek konular olmamalı. Yapılan müzik insanları Allah yolundan alıp koymamalı. Dini sorumluluk ve görevleri ihmal edecek seviyede olmamalı ve asla ibadet gibi anlaşılmamalı. Yani şöyle anlamamalı düğün sahibi olan insanlar. Ya işte bir mevlid olmazsa bu düğünümüz olmaz veya bir çalgı olmazsa bu düğünümüz olmaz. Yok öyle bir şey. Bu bir ibadet değildir. İbadet Gelin ve damadın Allah rızası için bir araya gelip, Allah rızası için bir aile yuvası kurup, Allah'ın emri ve Peygamberimizin sünneti üzerine bütün işlerini düzenlemelerdir. İbadet olan budur. Yoksa e, bizde maalesef dedim ya, işte filanlar filanları çağırmış, E ben onlardan daha iyisini çağırmalıyım, ben onlardan daha şöhretlisini çağırmalıyım gibi bir özenti oluşmuş. Müzikte bundan uzak durmalıyız. Evet, sözleri şeriatımızın ruhuna uygun olmalı. Yani illa ki müzik olacaksa, müzik olacaksa sözleri şeriatımıza uygun olmalı. Ölçümüz nedir dedik? Şeriattır. Din-i mübin -i İslam ölçümüzdür. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam ölçümüzdür. Buna uyulmadığı takdirde bir ehemmiyeti kalmaz. Temelini sağlam atacağımız e, aile yuvamıza şeriatın ölçüleri doğrultusunda yapmamız lazım. Evet. Dini değerlerimizi alay konusu etmemeli. O müzik denilen iş kadere dil uzatmamalı. Maalesef bazen duyuyoruz işte e, kaderden giriyor işte Allah'tan çıkıyor şuradan giriyor buradan çıkıyor maalesef üzülerek söylüyoruz ve üzülüyoruz buna. Bu olmasa daha iyi. Ha olsa sıkıntı. Allah'ın razı olacağı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın razı olacağı bir ortam mı değil. Evet illa ki müzik olacaksa, müzikin söz veya icrasında yani yapılmasında yalan, iftira, zinaya teşvik, sırları ifşa etmek, haramları ve günahları basitleştirmek gibi dinimizce yasaklanan hususlar yer almamalıdır. Yani e, açık ve net. Bunu daha nasıl söyleyelim? Müzik sözünde, okunuşunda, icrasında yalan, iftira, zinaya teşvik. Yani insanlar bir müziği dinlerken özür diliyorum şehevi duyguları tepre, depreşmemeli. Depreşmemeli. Oradan efendim kendilerini böyle bunalıma sürükleyecek, kendilerini kötü hal ve akıbetlere sürükleyecek işler olmamalı. Haramları ve günahları basitleştirecek gibi dinimizce yasaklanan hususlar yer almamalıdır. İnsanlar arasında düşmanlığı, kötü duyguları, kötü duyguları, nefsani arzuları arttırmamalı, dini ya da dünyevi istifadelerden tamamen uzak bir şekilde faydasız şeylerle meşgul etmemelidir. Bu ölçüler içerisinde bir müzik olursa olur. O da ne kadar çok az bir zaman. Dedik ya çok bir yer tutmamalı. Evet bunun üzerinde çok durmuyoruz ana hatlarıyla genel ilkeleri olarak müzik olursa ne şekil olmalı? Ne şekil olmalı? Ee, dinimizin ne, ne kadarına, ne nelerine müsaade etmiş? Sizlere aktarmaya çalıştım. Evet. Sünnete uygun bir düğünde neler olmalı? Konumuza geldik şimdi. Sünnete bir uygun bir düğün yapmamız lazım. Bunlar birincisi ihlas olmalı. Yani Allah namına ne yapılırsa yapılsın Allah adına ve Allah namına yapılmalı. İhlas olması için ihlas olması için dedik ya Allah namına. Sırf Allah rızası için. E Allah rızası için yapılan bir işte eğer düğün salonu tutulacaksa düğün salonunun saati namazlara göre ayarlanmalı. Namazlara göre ayarlanmalı. Yani birileri o düğüne iştirak etmek için namazını kaçırmamalı. Namazını çalgının bilmem şunun bunun arasında sesin sedanın içerisinde kılmamalı. Namazını rahatlıkla kılıp öyle gelmeli. Orada bulunmalı. Efendim Allah adına ve Allah namına olacak bir düğünde gelin hanım efendi giydiği gelinlik tesettüre uygun olmalı. Ben bu gelinlikle namaz kılabilir miyim deyip ona göre düşünmeli. Allah namına ve Allah adına olan düğünde düğünün başı icrası ve sonu namazlar aksatılmamalı. Yani gece damat efendi ne yaptı? Evlendi, zifaf oldu. Sabah yatmamalı, uyumamalı, sabah namazı deyip kalkmalı, eşini kaldırmalı, beraber cemaat olup sabah namazını kılmalılar. O zaman Allah namına olur, Allah adına olur. Celle Celaluhu e sahabeyi anlatmıştık evliliğin ilk derslerimizde ne dedi evlendiği gecenin sabahı mescitte baktılar dediler ya daha dün gece zifafa girdin ne geziyorsun dedi beni Allah'ın emri olan namazdan ve camiden cemaatten alıkoyacak her şeye Allah lanet etsin dedi yani evlenebilir evlenmek güzeldir ama Allah adına ise bizim düğünümüz ki öyle olmalı bizi ne yapmamalı? E, namazımızdan, niyazımızdan e, geri koymamalı. Bir de e, bizim ihlas olursa riya olmaz. İhlas olmasa riya olur. Yaptığımız işler, yani düğünde yapacağımız her şeyi kastediyorum. Eğer ihlasla yaparsak el nedir kaygısı gütmeyiz. Allah nedir bizim için önemli olan o. E şimdi oğlumuzu kızımızı evlendiriyoruz. İşte ya şu hacı efendi, hoca efendi, efendim e, kardeşim şu düğünü yapıyorsunuz şöyle şurasında şu olmamalı. Dinimize uygun değil dediğimiz. Ya niye bu kadar abartıyorsunuz? Bir defa evlendiriyoruz. Yani kızımızı, oğlumuzu bir defa gelin ediyoruz, damat ediyoruz. Ya ne yapayım? Gücüm yetmedi. Evdekilerine söz geçiremedim. Yok. Öyle bir şey yok. Eğer ihlas olmazsa riya olur. Allah rızası olursa Allah ne deri gü güdüp onun yolunu takip edersek ihlas üzeri olur. Yoksa işte şu böyle olsun bu böyle olsun ya işte filanlar gelecek acaba ayıp mı olur? Bunu ayıplarlar mı? Bunu böyle yaparlar mı? Bu sefer riya olur. Unutmayalım kaidemiz o olmalı. İhlasın olduğu yerde riye olmaz. Riyanın olduğu yerde ihlas olmaz. Hepimiz hepimiz Allah'ın emirlerine, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyelerine uymakla yükümlüyüz. El nedir kaygısını içimizden, şuramızdan söküp atmalıyız. Allah nedir demeliyiz. Allah nedir? Celle Celaluhu. Önemli olan Allah Celle Celaluhu'nun demesi. Yoksa el nedirse desin ne ile bizi ayıplarsa ayıplasın hiç önemi yok. Evet dedik ilan olmalı, nikah ta da bunu söylemiştik. İnsanlar kimin düğünü olduğunu bilmeli. insanları davet etmeli. insanları düğünlerine buyurun gelin düğünümüz var. Kızımızı oğlumuzu evlendiriyoruz. Deyip fakir zengin gözetmeksizin. Fakir zengin gözetmeksizin insanları davet etmeliyiz. İnsanlar da o davetin kimin düğünü olduğunu bilmeli. Evet bununla beraber Çağrıldığı yere gitmeyenlerle ilgili geçen de söylemiştim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Her kim çağrıldığı bir davete icabet etmez ise gerçekten o Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olur. Ama hangi davet olacak? Allah adına ve Allah namına yapılan bir düğünün daveti olacak. Şimdi bizi davet ettiler. E Gitti sazcılar orada, sözcüler orada, kadın erkek karma karışık efendim tesettüre uyulmamış dini örf adetlerimiz, örf adetlerimiz dinin önüne geçmiş bir durumsa tabii ki bu davete icabet etmek gerekir mi? Gerekmez. Niye? O davette Allah'ın emri de yok, Celle Celaluhu, Peygamberimizin sünneti de yok. İlan olmalı dedik. Hadisin devamında Müslüm'ün nikah babı 110. hadisini okuyorum. E, ne diyor? Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olur. Oruçlu olsa bile icabet eder ve duada bulunur. Oruçlusan davet ettiler düğüne, İslami bir düğüne, Allah'ın emrinin gözetildiği bir düğüne. Oraya gidip orada dua eder. Eğer oruçlu değilse ikram edilenleri yer ve dua eder. Eğer özürsüz yemez ise yani kibrinden dolayı. Kibrinden dolayı yemez ise buradaki kasıt o, Günahkar olur ve cefa etmiş olunur. Cefa etmiş bulunur. Evet. Demek ki Allah ve Resulüne uygun olacak bir davete icabet etmemiz gerekir. Diyoruz ilan. İkram olmalı. Yani velime yemeği dedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de yapmış. E, diğer e, sahabe efendilerimize de tavsiyede bulunmuş. Abdurrahman bin Avf'ı anlattık. E, Hazreti Fatıma annemizin velimesini anlattık. Velime yemeği. Ama velime yemeğinde de hemen şunu söyleyeyim. Maalesef filanlar şunu yaptı ben daha iyisini yapmam lazım. Yok efendim filanlar filan salonu tuttu ben orayı değil de daha şurasını tutmam lazım deyip adamın boynunu altında koymamak lazım. Hani dedik ki ya kişinin Efendimiz ne dedi aleyhissalatü vesselam bu konunun başında bir hadis-i şerif okumuştuk. Ki zaman gelecek kişinin helaki Anasından, babasından, kendi evladından olacak, hanımından olacak. Nasıl ya Resulallah? Efendimiz ne dedi? Onu zor işlere, sonu uçurum olan yollara sürükleyecekler. O da mecburen yapacak ve helak olacak. İşte adam 20 bini, 5 bini, 10 bini, 30 bini neyse artık bilmiyorum ben rakam olarak. Ya niye öyle bir salona versin ki? Geniş bir avlulu ev vardır, bahçe vardır, bir yer vardır. Orada düğününü yapıyor adam. Yok illaki filan yer olmazsa ben kızımı vermem. Kızımı öyle düğün salonları olmazsa falan vermem değil. Yükü hafif olacak ki adamın yürüyüşü dik olsun. Evet. İkram olacak velime yemeği mümkünse çok israfa kaçmadan çok israfa kaçmadan etli yemek olması güzel olur. Tavsiye edilen odur. Eee velime yemeği hoştur. Ee, gelenlere hürmet edilmeli yani ihtiram olmalı en azından e, çağrıldık gidelim e gittik kimse bize ne buyurun etti gittik biz de bir köşede bir masada oturduk e ne gelen oldu ne giden oldu biz bize otur 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 biraz sonra yemek geldi neyse yedik kalktık çıktık böyle olmamalı ne olmalı ihtiram yani hürmet gösterilmeli bir misafirimiz geldiği zaman ona hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz, işte düğünümüze şeref verdiniz. Allah razı olsun, bizi kırmadınız gibi böyle o insanları taltif edici güzel sözlerde bulunmalı. Mümkünse düğün sahipleri, büyükleri tabii yani gelin damat değil de büyükleri böyle masa masa gezip herkese hoş geldiniz, selametle geldiniz, Allah sizlerden razı olsun deyip onlara hürmet etmeli. İhtiram da olmalı diyoruz. Bir de ihsan olmalı. Yani ihsan yani hadiste geçtiği mana ile Allah'ı görüyor gibi ona kulluk yapmak manasına burada değil. Kelime manası olarak ihsan diyoruz burada. Nedir ihsan? Evlenenlerin ihtiyaçlarına yardımcı olunmalı. Yani birileri evleniyor. Kız olsun, erkeği olsun. Nesi? Maddi durumu da zayıf. Nedir? Gidip gizliden ama böyle rey olarak değil. Gizliden efendim neyiniz eksik? İşte buzdolabınız benden, çamaşır makineniz benden veya efendim şu takınız benden. Ama böyle teşhir eder şekilde değil. İnsanların içinde rencide eder. Hani şimdi bu takım merasimi diyorlar ya bir de öyle bir adet çıkmış şimdi. Efendim düğün salonlarında neyse artık veya açık alanlarda ee, çağırıyorlar hasbel kader. Siz de oraya gitmek durumunda kalıyorsunuz. İşte biraz sonra başlıyor. Amcasından bilmem ne, mikrofondan bilmem halasından bilmem ne, komşusundan bilmem ne. Ya ne gereği var? Riyadan uzak dedik, ihlas olmalı dedik, Allah adına olmalı, Allah namına olmalı. Sağ elimizin verdiğini sol elimiz bilmemeli. İhsanu. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh'a anlattık Hazreti Fatıma ile. Zırhını gitti sattı, Hazreti Osman takip etti bu işi. Ben dedi kardeşime nasıl yardımcı olabilirim? Parayı direkt verse belki rencide olacak. Gitti o zırhı Yahudi'den aldı ve düğün hediyesi olarak Ali'ye tekrar onu geri verdi. 480 480'dir. Yani e, şimdi bu takı adetleri çıkmış. İnanın ki yani insan bir tuhaf oluyor. Riya ikhlası olmalısa dedik riya gelir onu yerini tutar. Eğer yapacaksan yani bir tek bilezik takacaksan sağ gelin hanıma sen önceden götür onu tak. Veyahut da, veyahut da evlendikten sonra ziyaretlerine git onu eline kimse yokken tak. Veyahut da mesela şimdi e, bazı yerlerde cuma yapıyorlar. Cuma denen bir adet var. E, herkes birine çin çanak götürüyor. Ya o değil değil. Bir zarfın içine bir miktar para koy. İşte diyelim bizimkine herkes çin çanak getirdi. Çanak çömlek. Biz onların hepsini biriktirdik. Yarın biri evlenecek. Biz de oradan alıp oraya, oradan oraya. Böyle otur atıp gezecek. Öyle değil. Ya onun parasını veya hükmüne göre sen seni de zora sokmadan, borcu altına girmeden ya illa yok şu olacak. Filan 500 lira götürüyor. Ben de 500 lira. Ya yok benim hükmüm 100 liraya yetiyor yani. Evdeki hanım abla da zorlamayacak beyefendiyi. Bazen evdeki ablalarımız zorluyor. Yok Kardeşin 500 götürüyor, biz de 500 ü. yok. Kardeşim, kardeşim zengin, benim durumum yok. Yani ben 500'ü götüremiyorum. Onun için bir zarfa koyarız, güzelce kimsenin görmeyeceği bir şeyler bu da bizden size bir düğün hediyesi deyip veririz. Böyle meydanlarda işte Ahmet Efendi'den şu Mehmet Efendi'den bu Ayşe Hanım'dan bu değil. İhsan o. Önceden gideriz kardeş. Biz size bir destek olmak istiyoruz Allah için. Ne eksiğiniz var? Eksik olanınız mobilyanız mı eksik? Efendim televizyonunuz mu eksik? Buzdolabınız mı eksik? Çamaşır makineniz mi eksik? Biz onu size düğün hediyesi olarak takdim etmek istiyoruz deyip o sırtındaki yükten bir miktarını kaldırmamız lazım. İhsan bu. Bunlar düğünde olması gereken, sünnete uygun düğünde olması gereken şeyler. İhlas olmalı dedik, tekrar ediyorum. Allah adına ve Allah namına yapılmalı her şey. Allah adına tekrar ediyorum. Allah adına, Allah namına yapılan bir düğünde düğün salonunun tutulması, saatlerinin ayarlanması, gelin hanımın giydiği gelinlik, damat efendinin durumu, oraya gelen misafirlerin konumu namazı engellemeyecek, namazı kaçırmayacak, namazı sonraya bıraktırmayacak bir konumda olmalı. İlan olmalı, ikram olmalı, hürmet olmalı, gelen misafirler hürmetle karşılanmalı ve en nihayetinde de ihsan olmalı diyoruz. Evet, Sünnete uygun bir düğünde neler olmamalı şimdi. Evet, bizi aslında daha çok ilgilendiren bölümü bu. Niye? Arızalarımız bu bölümde çok fazla. Biraz hızlı hızlı geçiyorum. Kusura bakmayın, normal standartın dışında biraz hızlı konuşuyorum herhalde bugün. E, konuyu bitirmek istiyorum. Vakti de çok geçirmemek e, üzere konuşuyorum. Çünkü normal standartında konuşsak 45-50 dakikayı belki bulacak. Biz yine de yarım saat 35 dakikada bitirmeye gayret etmeye çalışıyoruz. Evet sünnete uygun bir düğünde neler olmamalı? Kadın erkek karışımı olmamalı. Yani ihtilat deniliyor ona. İhtilat bir hadis e, bölümü olsa da biz o babdan bakmıyoruz. Yine kelime olarak bakıyoruz. Yani kadın erkek karışık bir düğün olmamalı. Düğüne çağırıyorlar bizi. Gidiyoruz kadın erkek. Efendim neymiş? Kadın erkek aynı masada oturmuyor. E bir tarafta erkekler otuyor ama karşı tarafta da kadınlar birbirini görüyorlar. Olmamalı. Yani isterse babam kızsın, isterse abim kızsın, isterse kardeşim kızsın. Kim kızarsa kızsın şu düsturu unutmamamız lazım. Allah'ın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilmez. Allah'ın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilmez. Yani işte ya işte bu düğüne gitmezsek işte ablam gel kızar. Ya ablam gel bilsin ben tepkimi koyuyorum abla. Sizin düğününüz kadınlı erkekli olduğu için ben gelmiyorum tepki koyuyorum. İslam'a göre uygun değildir. Şeriata göre uygun değildir. Tepkini koy ya. Madem düğün yapıyor, İslam'a göre uygun olacak o düğün. O düğünde İslam'a göre uygun olmayan düğünde ne benim ne çocuklarımın, eşimin yeri yok. Orada tepkiyi koyacaksın. Ya işte ne yapalım? Gitmemiz lazım. Gitmek zorundayız. Gitmezsek işte el alem nedir? Kardeş gel. Ya el alem nedirse desin. Beni ne ilgilendir? Allah nedir? Beni ilgilendiren o bölüm. Allah benden kızmasın. Celle Celaluhu. Rabbim benden darılmasın. Rabbim benden yüz çevirmesin. Kim darılırsa darılsın. Ne ehemmiyeti var ya? Ne ehemmiyeti var? İnanın ki biz tepkimizi koysak insanlar düğünlerini yaparken bizim tepkimize bakarak düğünlerini yapacaklardır. Kadın hele hele bunun ötesinde bunun ötesinde aman Allah'ım kadınlı erkekli oynamalar, danslar, çalgılar, çalgıcıların önünde efendim ee, çeşit çeşit oyun havaları oyun kırmalar artık ne diyorlarsa ben onu da bilmiyorum ee, düğün salonu tutamayan bazılarda mahallenin girişini çıkışını kapatıyor o sokağı düğün salonu yapıyor kendi kendisine kadınlı erkekle iç içe el ele efendim halay çekiyor bilmem ne diyor bunların hepsi İslam'a göre Sünnet'e göre bir düğünde olmaması gerekenler kimse bizden kızmasın kimse bizden darılmasın biz Allah'ın Celle Celaluhu'nun emrini, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, sünnetiyle beraber bunları söylemek zorundayız. Bizden kızacağına insanlar kendi eksiklerini, kendi eksiklerimizi, kendi yanlışlarımızı, kendi yaptığımız hatalarımızı görüp ya Allah razı olsun hiç olmazsa bu hatayı da hatamızı da anlamış olduk. İnşallah bundan sonra bu yanlışımızı, eksikimizi, hatamızı düzeltiriz dememiz lazım. Yani anlayacağımız o birinci de kadın erkek karışımı bir düğün yok sünnete uygun bir düğünde olmamalı. Eğer biz başta kızı isterken Allah'ın emri, peygamberimizin sünnetini öne koyup kızınızı oğlumuza istiyoruz dedikse sonuna kadar dedik o düsturumuz odur. Kadın erkek karışımında ne Allah'ın emri vardır ne de peygamberimizin sünneti vardır. İsraf olmamalı. Yani Ahmet Efendi'nin düğününde şunlar yapıldı ben daha iyisini yapmalıyım. Ya işte şunu daha o filanları çağırdı çalgıcı ben daha üstünü çağırmalıyım. O filanı böyle yaptı ben daha bir oyunu yapmayayım. Bunlar gerek yok. İsraf olmamalı. Her şey yerli yerince düzeninde olmalı. Dinimiz her şeyin bütün zamanını ne yapmıştır? Ölçü biçip koymuştur. İsraf Zamanımız da israf oluyor. Sadece maddiyatımız değil. Sadece yemeğimiz değil. Zamanımızda bir düğüne gidiyoruz. E ya 4 saat 5 saat düğün sürüyor. Ya kardeşim gece 11'e 12'ye kadar düğün sürüyor. Ya ben ne zaman çıkacağım? Ne zaman evime gidip uyuyacağım? Ne zaman sabah namazına kalkacağım? Ki onun öncesinde Müslümanın dedik ya bir gece hayatı olmalı müminin. Bir gece hayatı olmalı. Hani konumuzla ilgili değil yeri geldiği için söyleyelim. Hazreti Abdullah İbni Ömer bir rüya görüyor. Ablası Hafza'ya söylüyor anamıza. Diyor Allah Resulüne sorur musun tevhili nedir? Efendimiz'e söyleyince Efendimiz diyor ki Abdullah çok güzel çok güzel. Ah keşke bir de gece namazlar olsa teheccüd olsa. Abdullah İbni Ömer diyor ki o günden sonra ölene kadar daha bir gece teheccüdü kaçırdığım olmamıştır. Ya o müminin bir gece yani bütün insanlar ve bil esharihim yestagfirun olacak cennet ehlinin amellerinden o gece ehli seher vaktinde Allah'ım ben buradayım kulun olarak huzurundayım elimi kaldırdım Allah'ım istiyorum Allah'ım deyip gözyaşı dökecek yalvaracak mümin. E gece 11-12'ye kadar düğünlerde boy gösterirsek Ey yahu hoca efendi sabah namazına kalkamıyorum bana bir dua yok mu? Dua var erken yat. Onun duası erken yatmak. Niye Rabbimiz diyor geceyi size bir örtü yaptık istirahat edin diye? Demek ki gecede uyumamızda hikmetler çok. Evet israf olmamalı. Bu israf, israfların içerisinde vaktimizde israftır. Onu da. İnsanların vakitlerini düşünüp ona göre düğünümüzü ayarlamamız lazım İslam'a göre. İfşa olmamalı, ifşa, ifşa olmamalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta müslimin nikah babının 123-124. hadislerinde ne diyor? Şüphesiz kıyamet günü Allah'ın en çok ehemmiyet vereceği emanet karı ile kocanın arasındaki emanettir. Yani düğünden başlayalım. Karı Koca Salihha Salih ve Salihha eş bölümünde anlatacağız inşallah. Önümüzdeki hafta başlayacağız o konuya nasip olursa. Düğüne gidiyor. E tamam kadın erke ayrı, erkek ayrı. Bir bakıyorsunuz bir kadın elinde bir telefon kamerayla çekiyor. E bacı sen niye çekiyorsun bunu? Yarın Belki eşin görecek, belki başka biri görecek, belki başka biri görecek veya daha ilerisini söyleyelim. Biraz daha İslami hassasiyeti alsa sosyal medyada paylaşıyor. Filanın düğününden kareler. E ya işte filanın hanımı bilmem ne renk giymişti, öbürü bilmem ne yapmıştı, öbürünün saçı böyleydi, başı böyleydi. İşte bunlar ifşa etmektir. İfşa etmektir. Karı ile kocanın arasındaki emanet Allah'ın en çok ehemmiyet verdiği emanet. Onlar kendi aralarında olan sırları diyelim ki kız annesiyle konuştu, erkek annesiyle babasıyla paylaştı, paylaşmayacak. Paylaşmayacak. O bir sırdır. Karı koca arasında emanet olan bir sırdır. İfşa olmayacak. Ailedeki ailenin ömrü uzun olsun. Evinin içinde, evin içinde olanı dışarı taşımak haram. Dışarıda olanı evin içine taşımak da haramdır diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evin içinde olanı dışarı taşımak haram, dışarıda olanı da evin içine getirmek haramdır. Evet, ihmal olmamalı dördüncüsü. Artık sonuna doğru geliyoruz. Küskünler barışmalı, düğünün usuludur, düğüne getirilmeli. Yani düğünümüz var, akrabalarımızdan amcamız, oğlu, dayımız, yegenimiz, kardeşimiz, babamız, annemiz. E nedir onu çağırmıyoruz, ihmal ediyoruz. Niye? Yavaramız biraz naneli. Aramız biraz limoni. Ya aramız biraz limoni ne demek? Düğünde bu işler erimeli. Gitmeliyiz. Kardeşim Allah razı olsun bir kırgınlığımız vardı. Bugün veya işte önümüzdeki hafta neyse bizim çocuğun, bizim evladın ne diyorsa düğünü var veya kızımızın düğünü var. Sizin gibi güzel akrabalarımızı, işte kardeşimizi, bacımızı, amcamızı Yanımızda görsek inan ki bizim için şereftir. Bize bir kuvvettir, bize bir güzelliktir. Ne olur? Bize kırmayın, siz de gelin. Hem o kırgınlık aradan kalkacaktır, hem de e, düğünümüz güzel olacaktır. Bir de ne diyoruz? İhtidalsizlik olmamalı. Din dinimi mübin İslam itidal dinidir. Yani orta çizgi dinidir. Hiçbir zaman ne tefrite ne ifrata giden bir din değildir. Düğünün başından sonuna kadar dengeyi gözetmek bizim boynumuzun borcudur. Evet İslam'a göre sünnet-i Resulullah'a göre bir düğünde neler olmamalı bölümünde kadın erkek karışık bir düğün olmamalı. En büyük dertlerimizden biri bu. Kadın erkek karışık bir düğün. Şimdi gitmedikse bizi ne yapıyorlar? Azarlıyorlar, kötülüyorlar. Yahu çağırdık, Burnu büyümüş gelmedi düğünümüze. Yok gelemem. Allah'ın emrinin olmadığı, Peygamberimizin sünnetinin olmadığı hiçbir yerde Allah'ın hatırı kalacağına babamın hatırı kalsın, kardeşimin hatırı kalsın, yeğenimin hatırı kalsın. Böyle ki kimin hatırı kalırsa kalsın hiçbir önemi yok. Mahremiyetin ortadan kalkması olmayacak. Mahrem mahremdir. Yani e ya yabancı değil Kadınlar oynuyor. E ya bunlar dayım oğulları. Bunlar işte amcam oğulları. Bunlar bilmem ki. Ya dayın sana ne mahremdir. Ama dayın oğlu mahremdir. Nikah düşer. Amcan oğlu mahremdir. Nikah düşer. E akrabam amcam oğlu. Ya yabancı değil amcam oğlu. Bir de öyle söylüyorlar. Yani amcam oğlu olursa yabancı olmuyor mu? Ki akrabalık bağı ayrı. Dinimizin baktığı haramlık selamlık konusu ayrı. Haramlık selamlık konusunda dayı amca bunlar nedir efendim? Mahrem değildir, ne mahremdir bize? Yani nikahımız düşmez ama dayımız oğluna, amcamız oğluna, amcamız kızına, dayımız kızına bunlara nikah düşer. Ondan uzak durmamız lazım. İsraf olmamalı. Dinimiz israfın her boyutunu yasaklamıştır. Allah israf edenleri sevmez bu israf saçıp savuranlarla ilgili Rabbimiz daha dehşet bir ifade kullanıyor. İhvane şeyatin diyor. Yani şeytanın kardeşleri diyor. Saçıp savuranlar için Rabbim bizleri muhafaza eylesin. İfşa olmamalı ta ki ölene kadar. Karı koca birbiri arasındaki sırları üçüncü bir şahısla paylaşmamalı. Evin içeridekini dışarıya dışarıdakini evin içine getirmemeli. Küskünler barıştırılmalı. Düğüne davet edilmeli dedik. Bir de her konuda dengeyi gözetmemiz lazım dedik. Evet birkaç maddemiz var. Ben şimdi onları da inşallah söyleyip konumuzu bitiriyorum. Düğün konusunu. Evet. Şimdi yapılan düğünlerin bazılarında alkol alınması. Bunu soruyorlar bize. Yahu Allah'ın emrinin, peygamberin sünnetiyle başlayan bir istekten sonra düğünde işte damadın, damadın yakınlarının ya işte hoca efendi bir hata oldu. E ee? ne oldu? Ya işte biz istemesek de arkadaşları alkol getirmişler işte olmaz. Allah için. Biz Müslümanlığımızı ucuz kazanmamışız, ucuz vermemeliyiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Gene hocamdan hocamdan böyle bir söz söylemem lazım erkek gibi bir Müslüman olmalıyız. Yani böyle dost doğru. Eğilip bügülmeye gerek yok. Erkek gibi. Alkol olmamalı. E bu düğünlerde silah sıkılmaları maalesef dünya kadar insanımızın canını aldı. Yahu bu işten vazgeçin. Bu işten vazgeçin. Kimseye bir şey kazandırmıyor. Düğünde yani erkeklik o silahları pat 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 sıkmakta değil. Erkeklik şurada. O sıkacağın mermilerin parasını bir zarfın içine koyup damat efendinin cebine koymandır erkeklik. Dünya kadar masumun canı, canına kıyıldı. E ya öyle olmasını arzu ederimdik E arzu etmezdin ama ne gereği var yani kime gösteriş yapıyorsun? O işten de vazgeçelim. Uzun uzun araç konvoyları inanın ki trafiği felç ediyor rahatsızlık veriyor. Ha şimdi pandemi ortalık biraz sakin, bereket versin. Rabbim tez zamanda bu pandemiden de bizi kurtarsın inşallah diyoruz. Ama e, Allah razı olsun düğüne geldiler, iştirak ettiler, velimemizi yediler, yemeğimizi yediler. Biz onlara hürmette kusur etmedik. Düğün bittiğinde en yakın 2-3 kişiyle beraber yani 3-5 araba. Yahu böyle yüzlerce metre bir gün konvoyuna araç. Ya onların benzini ya o paraları toplayın koyun. Adam bir sıkıntısını gidersin. Bir borcunu ödesin. Bu uzun uzun araç konvoyları da sıkıntı. Onun yanında bir de böyle efendim korna çalmaları. Gecenin saat 11'inde 12'sinde e, mahallede birisi evleniyorsa e, efendim başlıyor korneler. E ya kardeşim yani hasta olarak yatan var. Yarın erken sabahın erken saatinde fabrikada işçi var çalışacak adam işte birkaç saat uyuyacak ya senin onu o istirahat saatinde rahatsız etme gibi bir hakkın yok yok korne çalmak gayri edebi, edebi bir durumdur kanunen de yasaktır zaten hiç gerek yok hele onun, onun bir de onun ötesinde bir de damadın ev, evinin önüne geldilerse şimdi bu son dönemde de bir de şeyler çıkmış havayı fişekler. Yani böyle güm güm etmiyor mu? Evde yani uykuda ben bir defa öyle oldum. Ben de böyle yataktan fırladım. Ya Allah'tan korkun. Tamam bu evlenmenin de bir usulü var. Biz de evlendik. Yani herkes evleniyor. Biz eğer Muhammed'i isek, biz Müslüman isek, Allah'a gönül vermiş isek, Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gönül vermişsek, hani Allah Resulü'nün adı geçtiğinde gözümüz yaşarıyor. Efendim böyle sakalımızı ovuyoruz yüzümüzü. Elimizi kalbimizin üzerine götürüyoruz. Ya bunları yapıyoruz. Amelinde de Allah Resulüne uyalım inşallah. Gece geç saatlere kadar bir de devam eden eğlenceler. Ya Allah için. Tamam bizim düğünümüz vardı. Hoş başlasın, hoş bitsin. Yani güzel başlasın, güzel bitsin. Geç saatlere kadar insanları rahatsız etmeye hakkımız yok ne olur? Dedik ya, itidal çizgisini aşmayalım. Müslümanın hayatının tamamı itidal çizgisidir. Ne tefritinde fayda görür, ne ifratında fayda görür. Kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü dersimizle İslam'da aile eğitimi programımızın düğün bahsini bitirmiş olduk inşallah. Nasip olursa, Rabbim sahat afiyet verirse inşallah Sizlerin dualarıyla. Önümüzdeki hafta e, salih ve saliha eş nasıl olmalı? E, i̇nşallah Kur'an'a ve sünnete göre salih ve saliha eşi işlemeye çalışacağız. Rabbim e, bütün hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Rabbim bütün sıkıntıda olan, borçlu olan, maddi ve manevi derdi olan kardeşlerimizin sıkıntılarını giderip sahile selamete çıkarsın inşallah. Rabbim bu vesileyle evlilik bahsini işliyoruz. Aile, İslam'da aile eğitimi bahsini işliyoruz. Rabbim evlenme, evlenme çağına gelmiş kızlarımıza da, erkeklerimize de hayırlı birer nasip, salih ve saliha eşler nasip eylesin diyoruz. Allah'a emanet olun. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima.